Şimdi de geldik ikinci dereceden denklemlerde köklerle katsayılar arasındaki ilişki. İkinci dereceden bir denklemde kökler toplamını, kökler çarpımını bulmak için illa da teker teker kökleri bulmaya gerek yok. Bazen evet, kısa yöntemler kullanabiliyoruz. Nasıl? Aslında basit bir mantığı var. Sevgili arkadaşlar, köklerden birincisi x1. Eksi b artı kök delta bölü 2a. x2 de eksi b bölü artı... eksi b eksi kök delta bölü 2a. 2a. x1 artı x2'ye baktığımızda... Eksi b artı kök delta, eksi b eksi kök delta bölü 2a olmayacak mı evet, ortak paydadan? Şunlar gitti, eksi 2b bölü 2a. Dolayısıyla x1 artı x2 eksi b bölü a ile direkt olarak bulunabilir. Hı-hı. Hani hep diyoruz ya, mantığını bilmek gerekiyor. Formül olarak ezberlemeyin. Hatta belki de artık soru vardı, size direkt formülü ne yapacaklar? Verecekler. Hı-hı. Kökler çarpımı nereden geliyor? O da x1 çarpı x2 eksi b artı kök delta bölü 2a. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Öyle değil mi Koray? Evet. Iki çarparsak 2 kare farkı b kare eksi delta bölü 4 a kare mi oluyor? Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Bölü 4 a kare. O da b kare eksi b kare artı 4 ac bölü 4 a kare. Şunlar gitti. 4'ler gitti. A'lar gitti. C bölü a. A kaldı. Direkt olarak kökler çarpımını veriyor. Eksi b bölü a, c bölü a. Kökler farkının mutlak değeri yine aynı şekilde kök delta bölü mutlak değer a olarak hesaplanabilir. Tekrar söylüyoruz, hepsinin bir mantığı var. Rastgele uydurulmamış. Bu durumda bu 2-3 bilgiyi kullanarak işte 1 bölü x1 artı 1 bölü x2, x1 bölü x2 artı x2 bölü x1 gibi birçok formülü kendinizde bulabilirsiniz. Hatta bazı kaynaklarda ne yazık ki hiç sevmediğimiz bir şey, bunların teker teker formülleri veriliyor. Gerçekten. Ve bunlar ezberlenmeli diyor. Yanlış. X1 artı x2 eksi b bölü a yani 5 bölü 2. Doğru mu? Doğru. X1 çarpı x2 c bölü a yani 8 bölü 2'den 4. Problem var mı? Peki buradaki ifadeyi nasıl buluruz? Her ikisinde de x1 çarpı x2 ortak parantezi alırız. X1 x2 ortak parantezi alırsak burada x1 burada x2. Kökler çarpımı c bölü a 4. Kökler toplamı 5 bölü 2. 20 bölü 2'den 10. Kahve takıldı boğazımda. Fark ettim. X2, X1 payda eşitleriz. Yukarısı X1 artı X2. Aşağısı X1 çarpı X2. Yani 5 bölü 2 bölü 4'ten ters çevirip çarparsak 5 bölü 8. Peki şu. X1'in karesi artı X2'nin karesini direkt... Orada bir şey eksik. Yok, bir şey eksik değil. X1 çarpı X2'nin karesi eksi 2 X1 çarpı X2. Değil mi? Evet. Yani bir şey eksikten kastım zaten bu. Ha, yani bana ipucu verin. Oradan oraya çevirmek. Ha, tamam. Peki. Bu direkt ezber mantığı oluyor mu işte böyle evet, yazınca? Evet. Aslında doğru. Şunu söyleyelim. A artı B'nin karesi nedir? A kare artı 2AB artı B kare. Öyle değil mi? Hı hı. 2AB'yi bu tarafa atarsanız A artı B'nin karesi eksi 2AB'de A kare artı B karenin verildiğini görürsünüz. Doğru mu? Doğru. Doğru. O zaman gerçekten de X1'in karesi artı X2'nin karesini bulmak için X1 artı X2'nin karesinden 2X1 X2'yi çıkartacağız. Bu 5 bölü 2 idi. 25 bölü 4 eksi 2 çarpı 4. 25 bölü 4 eksi 8 eksi 7 bölü 4 aradığımız değer. Doğru mu? Doğru. Öğretmenim. Efendim. Nasıl bunlar oluyor, tam kareler toplamları negatif çıkabiliyor? Bunların reel sayı olduğunu söylemiyor size. Hı hı. Karmaşık sayılar da olabilir. Daha sonra göreceksiniz. Peki x1 bölü 2, x2 artı x2 bölü x1. Bu arada şey zaten karmaşık, delta sıfırdan küçük çıkıyor. Ha, gösterdik onu da, doğru. Delta sıfırdan küçük. Evet. Üzülüm. Şimdi buna geldik. Yani. Tamam. Bu nedir? X1 çarpı x2, x1'in karesi artı x2'nin karesi bölü x1 çarpı x2 değil mi? Hı hı. Burayı az önce bulduk. Eksi 7 bölü 4 bölü 4. Forro! Cevap eksi 7 bölü 16 olacaktır. Peki eğer ifade böyle olduğunda karekök x1 artı karekök x2'yi sorarsa. Hani x1 artı x2'yi bu karekökünü mü alacağız? Hayır. Hayır. Buna a diyelim. Ve iki tarafın karesine bakalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi eşittir a kare olmayacak mıdır? Evet hocam. X1 çarpı x2 c bölü a'dan 16. Şu x'in toplamı da eksi b bölü a'dan 6. 6. 2 çarpı 4 mu oluyor burası o zaman? Hı-hı. 8, 14. Doğru mu? Doğru. A eşittir karekök 14 olacaktır. Var mı bir sıkıntı? Eksi olma ihtimali yok. Çünkü her ikisi de karekök içerisinde. Için. X1'in küpü artı x2'nin küpü. Küp toplam açılımı yapacağız burada. Burada o yüzden formülü vermişiz. ÖSYM de muhtemelen sorarsa soruyu size bu formülü verecektir. Nedir? X1 artı x2 çarpı
x1'in karesi eksi x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. X1 artı x2 eksi b bölü a. Altı mı? Hı hı. Şimdi şunun için bir formül vermiştik. Ne demiştik? X1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 demiştik. Eksi bir tane daha x1 çarpı x2 var. Doğru mu Koraycığım? Doğru. 6 çarpı 6'nın karesi 36 eksi 3 tane 16. 16. O zaman kaç olacaktır? 48 eksi 12 eksi 72 aradığımız sonuç. Evet, bu kısım biraz vakit alacak bu arada, onu da söyleyelim. Denkleminin kökler toplamı eksi 3 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır? Hemen kökler toplamı, yani eksi b bölü a'yı kaça eşitleyeceğiz? Eksi 3'e. Demek ki b bölü a 3 olacak. Yani m artı 1 bölü 2m eksi 3 3 mü olacak? M artı 1 eşittir 6m eksi 9 5m eşittir 10'dan m 2. M 2 ise denklemi bir daha yazalım. X kare artı 3x artı 5 eşittir 0. Kökler çarpımı 5 bölü 1'den 5 çıkacaktır. Güzel bir soru. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu arada burada çok fazla soru tarzı var, onu söyleyeyim. Bir de eklediğimiz o hibrit sorulardan da var, karma sorulardan da var, bilginiz olsun. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Kökleri arasında şöyle bir bağıntı var. Buna göre m kaçtır? Mecburen dağılma özelliği. Dağıtalım onu. Artı 6x1 artı 6x2 artı 9 eşittir 1 mi Koraycığım? Hı hı. X1 çarpı x2 m eksi 2 mi? 4 m eksi 8 artı 6 tane x1 artı x2 eksi 6'ya eşit. Eksi b bölü a'dan eksi 6 doğru. Artı 9 eşittir 1. 4 m eksi 36 eksi 44 eksi 43 hop 44 m eşittir 11. Hızlı çözüm mü? Hızlı çözdünüz ve kontrol etmedim. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Buna göre şu ifadenin değeri kaçtır? Kökleri x1 ve x2 mi? Hocam yanlış. Ben. Söyle canım. Yanlış yani, olabilir gerçekten. Şurası eksi 8, eksi 36, eksi 44 yaptı. Eksi 53. Burası eksi 53 mi? Artı 9 burası. Eksi 44. Eksi 35 mi oluyor? Evet. Karşı tarafa 36 oldu. Yanlış görülüyor burası. 9 olacaktır. Cevap söyleyeceğiz. Peki. Koraycığım, böyle bir soruda ne yaparız? Yok yok, hepsi yanlışmış. Şimdi kökler toplamı B kısmımızda x1 var. Hani burada bir x1 artı x2 yapıp o eksi b bölü a'yı işleyelim. X1 artı x2'yi aradığımızda zaten eksi b bölü a değil mi formülümüz? Burada bakın, bilinmeyen x'tir. Bunlar biliniyor. Kaç sabit sayı bunlar. Kaç olduğunu bilmiyoruz ama henüz. O zaman kaç olacaktır? Eksi b bölü a'dan x1 artı 5. Hop. İkinci kökün 5 olduğunu bulduk. Evet. Ve yine kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan 6x2 mi? x2'ler gider. Birinci kökü de bulduk. 6. Hı hı. 3 çarpı 6 eksi 5'ten 13 olacaktır. Tamam mı Koraycığım? Tamam. Yine benzer bir durum. Kökler arasında böyle bir bağlantı var. Ha, bu sefer de şu. X1 artı x2'nin eksi b bölü a'dan 7 olduğunu görüyor muyuz? Evet. Hop. İki bilinmeyen iki denklem var artık elimde. Kökleri bulabilirim. Topla gel. 3x1 9'dan x1 3 olur. Yani köklerden bir tanesi 3. Eğer bu denklemin köklerinden bir tanesi 3 ise yerine yazdığımızda sağlaması gezik. Evet. 9 eksi 21. Ya bu kahve mahvetti benim boğazımı Koray. Şimdi katmışız bu kahveyi zehir. Eksi 27. Eksi 18. 18. Var mı sıkıntı? Hayır. Şu an yok. Bir daha rezil etme beni bak. Varsa şimdi rezil et, bitir. Özellikle bekliyorum bunu. Denkleminin kökleri simetrik. Ne demek şimdi bu? Yani 1 artıysa 1 eksi. Artı 3'e eksi 7 simetrik kök mü? Hayır. 1 artı 3 ise diğer eksi 3. Heh, simetrik köklere sahip demek arkadaşlar. Aynı değerin bir artısı bir de eksilisine sahip demek. Köklerden biri 5 ise diğeri eksi 5. 3 ise diğeri eksi 3. Neyi verir bu bana? Kökler toplamının 0 olduğunu. Şeyden mi gösterilir mi? Parabol denkleminden çok küçük tabii gösterilir ki mi? Tabii ki. Paraboller de şöyledir. Bakın, simetrik kök varsa şöyle olur. Tam orijinin sağında ve solunda eşit uzakta. Aynı. Dolayısıyla kökler toplamı 0'dır. O zaman eksi b bölü a, yani n artı a, pardon, n artı 6 bölü 2 0'dan n eksi 6 çıkar. Evet. N yerine eksi 6 yazarsak 2x kare gerek yok. Gider. Kökler çarpımı c bölü a ya, direkt 2 eksi 1 bölü 2. Tam eksi 6 yazacağız ama yerine gerek var. Tamam, peki. Eksi 13 eşittir 0 değil mi? C bölü a'dan kökler çarpımı eksi 13 bölü 2. Allah'ım yarabbim ya. Bu da iki şeyde haklı çıktı diye.
kökleri arası x1 x2 bağıntısı varsa. Bakayım kaç tane böyle. Burada hibrit soru var. Oo. Güzel soru. Bayağı soru eklemişiz hocam oraya. Kökleri arası x1 x2'nin karesi bağıntısı vardır. Buna göre n kaçtır? Hmm. Böyle bir şey varsa kökler çarpımı genelde hep oradan gidiliyor soru. Yani x1 çarpı x2 ne eşit? C bölü A. Evet. X1 çarpı x2. C bölü A yani eksi 8 mi? Hı hı. X1 yerine x2'nin karesini yaz. X2'nin küpü eşittir eksi 8'den. X2 eksi 2'dir. Evet. Köklerden birisi eksi 2 ise x gördüğünüz yere eksi 2 yazın. 4 artı 2 n artı 8 eksi 8 eşittir 0'dan n eksi 2 çıkar. Sıkıntı var mı? Hayır. Evet. Yine geldik karma bir soruya. Koraycığım okur musun? Tabii ki de. Bir babanın boyu çocuğunun boyunun karesidir. Her ikisinin boyları da metre cinsinden x kare eksi 3 tam %36x artı 9 tam onda 8n eşittir 0 denkleminin kökleri olduğuna göre n kaçtır? Hoba, babanın boyu çocuğunun boyunun karesi ve boyları şu denklemin kökleri ama denklem baba bir denklem. Baba bir denklem. Şimdi peki şöyle yapalım Koray. Bir tane kağıt alabilir miyim hatta? Acaba ne olabilir? O zaman bu denklemin kökleri ise denklemin köklerine x1 ve x2 diyelim. Öyle değil mi? Ve tamam. X1 eşittir x2'nin karesi. Böyle olabilir mi? Evet. Sıkıntı yok. Tamam. X1 artı x2 3,36. Güzel. X1 çarpı x2 eşittir 9,8 çarpı n. N. Şimdi nasıl bir mantık yürütebiliriz Koray burada? X1, X2'nin karesi. O zaman X2'nin karesi yazıp X2'yi bulacağız mecbur. Başka türlü çaremiz yok. X1'in gördüğümüz gibi X2'nin karesi artı X1, 2 değil mi? Eşittir. 3,36. X2'nin karesi artı X2 eksi 3,36 eşittir 0. Bunu sağlamak oldukça zor. Bu metre cinsinden mi? Evet. Evet. Biz bunu santimetreye çevirelim. Olur. Şimdi biraz daha mantıklı oldu değil mi? Diyorsunuz. Evet çünkü dikkat edersen toplamları artı 1'i verecek çarpımları eksi 336'yı. Artık biraz daha kolay gibi mi oldu? Toplamları... Bence çarpımlarından gitmeyelim. Toplamlarından gidelim. X2 bulmamız daha kolay olacak. Ben bunu santimetre yazarsam bunları da yüzle çarpmak zorundayım. Bir hata yapıyorum şu anda değil mi? Evet. Söyle bir daha söyle. Buradan yürümemiz bence daha mantıklı hocam. Yani X'in aralığını bulabiliriz. Nasıl? X2 hı-hı. Mesela hani şey olsa 1,5 metre olsa 1,5'un karesi 2,25. 1,5 daha 3,75 yapıyor. Evet. Olmuyor. Doğru. 1,4 olsa. Yani şunu mu demeliyiz öğrenciye? Şimdi bir yandan da öğrenciye aktarım yapıyoruz ya. Bu iki ifade kareleri birinin karesiyle kendisinin toplamı 3,36 ki bu küçük olan çocuktur. Bu babadır değil mi? Evet. Biri diğerinin karesi ve toplamları 3,36 olacak. Şimdi böyle bir denklem var ama bu denklemi çözmen zor. Hı hı. O zaman mantıksal mı git diyelim? Yani hani normalde çözülür, çözülmez değil. Hı hı. Ama vakit alan bir denklem olur. Tamam. Mantıklı mesela çocuğun boyuna ne diyelim? 1,50 demiştin. 1,50 olduğunda geçiyor toplamları. 1,5'in karesi 2,25. Artı 1,50 evet, daha. Evet 3,75 yapıyor. Demek ki 1,50'den küçük. 1,40 diyelim. Karesi 1,96 3,36. Kendisi 1,4 3,36 oluyor. O zaman çocuğun boyu 1,40, babanın boyu 1,96. Baba Hidayet Türkoğlu. Baba benden uzunmuş. 1,96. Peki şimdi böyle bir soru sorabilir adam sizlere. Çünkü metre cinsinden demiş. Hani köklü ifade olma ihtimali yok. Soruyu bunun dışında bırakacak. Ya da metre cinsinden rasyonel sayıdır diyebilir. Evet. Öyle değil mi? Soruyu bin bir türlü düşebilir adam. Sıkıntı yok. Peki 1,40, 1,96 ise o zaman şurası kökler çarpımı değil mi? Hı hı. 1,40 çarpı 1,96 eşittir 9,8 çarpı n diyeceğiz. Şimdi böyle bir gıcıklık var. Bunun iki katı kaçtır Koray? Bence şu virgüllerden bir kurtulsak mı hocam ya? 140 bölü 100. Hiç beğenmedi. 196 bölü 100. 98 bölü 10, 10 çarpı n mi? Şunun iki katı değil mi? Evet. 10 ile 100 gitti. 10. Tamam. 280 bölü 1000. Bir sıfır daha gider. 28 bölü 100. Yani n eşittir 0,28 herhangi bir işlem hatası yapmadıysak. Tamam mı? Anladınız mı? Güzel bir soru ama gıcık bir soru. Çünkü şuradayken gidip kökleri bulmaya çalışabilirsiniz. Biraz mantık yürütürseniz uğraşmayacağınız bir yöntem geliştirebilirsiniz.
Şimdi bu denklemin birer kökleri ortakmış. Buna göre m'nin c n cinsinden değeri. Birer kökleri ortaksa ne yaparsın biliyor musun? Denklemleri birbirine eşitleyip ortak kökü buluyor. Evet, çünkü denklemleri birbirine eşitlediğinde bunları artık ne yapmış oluyorsun sen? Hangi değer için bunlar birbirine eşittir? Evet. Bunu bulmaya çalışıyorsun. Aslında görüntülerin eşit olduğu duruma da bakmış oluyoruz. Çok şey zaten düşünmeye başladım ya. Evet. Şüpheci mi yaklaşıyorsun? Yok hayır, daha kapsamlı. Ooo, beynin gelişiyor demek ki. Yeni çalışmaya başladı hocam. N artı M. Bakın x parantezinde m artı n eşittir n artı m mi? X 1 çıktı. Demek ki eşit olan kökleri 1. Gerçekten de 1 yazdığında 1 artı m eksi n. M eksi n artı 1 oluyor değil mi? Evet. Peki m ve n arasındaki bağıntıyı bulmak için herhangi birisini yazalım. 1 artı m eksi n eşittir 0'dan m eşittir n eksi 1 olacaktır. Olacaktır. Burada sanki hocam bir şey daha var. X'leri sadeleştirmek yerine m artı n'leri götürmek gibi bir durum da söz konusu oluyor. M eşittir eksen olduğunda da bu denklem sağlanıyor aslında. M eşittir eksen olduğunda ama kökü bulamıyorsun, dikkat et. Şunu söyleyeceğim. M eşittir eksen olduğunda şu iki denklem birbirine eşit oluyor. O yüzden eşit iki kök oluyor. Tek kökü çok değil. Çok haklısın. O yüzden sorunun başına şöyle bir şey verirler. Tamam. Bunları sadeleştirebilir diye. Denkleminin kökleri 1 vere. Bu denklemin kökleri ne de 5 vere. Ne yaptınız tam görmedim ama videoda yayınladıktan sonra bakacağım. Aa, kayıt altına alınıyor değil mi? Peki kökleri 1 vere. Bunun kökleri de 5 vere. Buna göre m eksi n soruyor. Şimdi a 3 b n m. M ve n kökler toplamını ilgilendirmiyor mu? Evet. Eksi b bölü a yani eksi n 1 artı r. Eksi b bölü a yani eksi m 5 artı r. M eksi n soruluyor. Artı eksi eksi. Topla m eksi n eksi 4 ve R'ler gitti. Bu kadar basit. Sadece hangisini kullanman gerektiğini görmemen gerekiyor. Ne yapman gerekiyormuş? Gibi öğrenmen gerekiyormuş. Denklem verilmiş, kökleri A artı 2 ve B eksi 1 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Kökler toplamından gidelim. Kökler toplamı A artı 2 artı B eksi 1 değil mi? Evet. Ve bunun kökler toplamı eksi B bölü A'dan A. Buradan B'yi kaç buluruz Koray? Eksi 1. Hı hı. Ve yine kökler çarpımına bakalım. A, B'yi eksi 1 bulmuştuk. A artı 2 çarpı eksi 2 mi olacak burası? Evet. Eksi A eksi 2 mi olur? Doğru. Doğru. Eksi 2 A eksi 4 eşittir eksi A eksi 2. A eşittir eksi 2. Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı eksi 3 olacaktır. Çözüm kümeleri ortakmış. Eğer iki denklemin çözüm kümeleri ortaksa arkadaşlar, bu iki denklem aynı katsayılara ait olmalı. Aynı katsayılara sahip olmalı. Ama burada 2 var, burada n var. Burada m-3 var, x olmalı. Var. Burada 5 var, burada eksi 10 var. Evet. O zaman şöyle yapsam. Mesela ben şunu eksi 2 ile çarpsam. Şunu eksi 10 yapmak için. Olur. Eksi 4 x kare. Eksi 2 parantezinde m-3 x. Eksi 10 eşittir 0 mı? Hı-hı. N x kare artı x eksi 10 eşittir 0 mı? Evet, şimdi aynı olacağını artık ne yapıyorum? Görüyorum. Görebiliyorum. Ya da senin dediğin gibi Koray. Bunun katsayısının bunun katsayısının oranı. X'li katsayının X'li katsayıya, sabit sayının sabit sayı oranı eşit olmalı. Buradan N eksi 4'tür. Eksi 2 çarpı M eksi 3 1'e eşit olduğuna göre. Eksi 2 M artı 6 1. M eşittir 5 bölü 2'dir. Eksi 4 ile 5 bölü 2'yi topladığımızda eksi 3 bölü 2 olacak aradığımız sonuç. Buyur Koraycığım. Denkleminin kökleri A ve B. Ne yaparız? Denklemin kökleri A ve B. Bir payda işlem yapalım hocam. Şuradan oradan B'yi bulabiliriz. Kök içinde A çarpı artı 1 bölü kök B. Eşittir B. A çarpı B'nin buradan C bölü A'dan 4 olduğunu biliyoruz. Güzel. Demek ki 2 artı 1 bölü kök B eşittir 1. Yani kök B eşittir 3. Buradan B 9. Güzel. Sonra B gördüğümüz yere 9 yazıp A'yı bulabiliriz. Güzel. Yani kök A artı 1 bölü 3. Evet. A'dan 4 bölü 9. Ve B'yi 9 bulduk. Kökleri A ve B'ydi. Hı hı. O zaman B yerine 9 yazarak C'yi de bulabilirim. Evet. Eksi 81 artı 9C eksi 4 eşittir 0'dan 85. 9C eşittir 85. C eşittir 85 bölü 9. C eksi A isteniyor. 85 bölü 9 eksi 4 bölü 9'dan 81 bölü 9 yani 9 olacaktır. Var mı sıkıntı? Demek ki C A artı 9'a mı eşitmiş? Yani bilmiyorum, bakmadım. Evet, A artı 9 oluyor 9 çıkması için. Tamam. Onu önemsemiyorum, onu sordum. Acaba başka bir yerden ulaşabilir miydik diye düşündüm. Ve yine
bir karma soru, daha doğrusu uyarlamalı soru, uygulamalı soru, hibrit soru. Okuyayım mı soruyu? Emine kendini mühendis yapmış. Evet, buyur. A, B ve C noktalarına yerleştirilmiş doğrusal 3 ayrı takeometre ile AB eşittir A metre, BC eşittir B metre olarak ölçülüyor. Ölçülen bu uzunluklar x kare eksi 367x artı 1003 eşittir 0 denkleminin kökleri olarak kaydeden mühendis Emine Hanım, denklemi yanlışlıkla x kare eksi 1003x artı 367 olarak giriyor. Buna göre AC değeri olması gerekenden kaç metre farklı çıkacaktır? Aslında hiç zor soru değil arkadaşlar. Sadece soruyu anlamak önemli. Uzattıkça uzatır soruyu. Çünkü bu sene çıkan sorularda evet. Da hep öyle değil mi? Yani yorumsa bir yorumu an. Neymiş? Dur neydi? Hangi soru? Yok ben daha fazla kiraz istemiyorum. Bir kilo muz vereyim. 3 lira daha vereyim muz verin falan gibilerinden. Çok basit şeyler ama işte soruyu anlamak lazım. ABC noktalarına yerleşmiş doğrusal 3 ayrı takometre. Takeometre de şu hani yol mühendislerinin kullandığı sarı böyle şeyler vardır ya, ölçüm yaparlar. Odur arkadaşlar. AB A metre, BC aralığı da B metre ölçülüyor. Ölçülen bu uzunlukları x kare eksi 367x artı 1003 eşittir 0 denkleminin kökleri olarak kaydediyormuş mühendis hanım. Yani şu denklemi giriyor. A bu denklemi girdiğinde kökler zaten A ve B. Ama daha sonra bir işlem yaparken bu denklem yerine girdileri şu şekilde giriyor. Evet. Bu şekilde girerse hop AB uzunlukları değişmeyecek mi? Değişir. Peki AC uzunluğu da A ile B'nin toplamı değil mi? Evet. İşte diyor ki buna göre AC değeri olması gerekenden kaç metre farklı çıkacaktır? AB değeri, daha doğrusu şu AC değeri normalde nedir biliyor musunuz? Bu denklemin kökler toplamı kadardır. Öyle çünkü A artı B'ye eşit. A artı B'yi de ben buradan bulabiliyorum. Eksi B bölü A'dan 367 metre. Ancak AC'nin yanlış girilmesi sonucu kökler toplamı kaç çıkacak? 1003 çıkacak. Demek ki mühendis Emine sonucu 13'ten 7 çıkartın 6. Emine 3, yine bir hata yapmış. 6. 636 metre fazla hesaplayacaktır.